Selam arkadaşlar tekrardan. Şimdi nereye gidiyorum? Lastik almaya gidiyorum. Nereden çıktı bu lastik dersek, bunun lastikleri biliyorsunuz berbat. Hava videosunda da anlatmıştım olayı. Gerçi yağmurda çok iyiydi. O sırılsıkan olduğum yağmurda hiç kaymadı, beni hiç üzmedi lastik. Ama problemli. Yani şu havada bile kayıyor bu lastikler. Facebook sayfasında bir arkadaş lastik satıyor. Şimdi gideceğim ondan lastiği satın alacağım. 2000 kilometre kadar kullanmış. Yani sıfırına dünya para verene kadar hem arkadaşın işi görürsün hem benim işim görürsün dedim. Şimdi Kavacık'a doğru gidiyorum. Kavacık'tan lastikleri alacağım. Yarın da Zen Motor'da lastikleri taktıracağım. Bakalım lastikler nasılmış. Diablo Rosso 2'ymiş lastikler. Vallahi çok övüyorlardı o lastikleri. Ben de zaten onu almak istiyordum. Ama işte sıfır fiyatı biraz pahalı olduğu için para biriktirmem gerekiyor. Öyle ha dediğine zart diye istediğimi alamıyorum motora. Sonuçta ev bütçesi. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideyim, yoldayım. Kanlıca'da arkadaş beni bekleyecek. Saat 6.30'da orada olacağım. Bir saat var. Bir saatte de gidilir herhalde. Normalde hep Üsküdar sahil yolundan gidiyordum. Şimdi şu ikinci köprü yoluna bağlanacağım. İkinci köprü yolundan Kavacık'a çıkıp Kavacık'ın oradan da aşağıya ineceğim. Dediğim gibi yarın da lastiği takmaya Kadıköy Zen Moto'ya gideceğim. Tabi bu videoyla, bugün çektiğim videoyla o lastiği taktığım videoyu birleştireceğim. O yüzden aynı günmüş gibi davranın. Siz aynı gün farz edin, aynı gün. Aynı gün, aynı gün. Arkadaşlar şimdi devam edelim yolumuza. Ara ara konuşurum yine. Lastiği takarken de konuşuruz. Gelen var mı? Arkadan var. Devam edelim yolumuza biz ya. Şuradan gitmeyin. Ne alemin var? Ne yapmaya çalışıyorlar? Ben çözemedim. Tamam. Dörtlüleri yakmışsınız. Eyvallah. Çok güzel yakmışsınız dörtlüleri. Nereye gidiyorsunuz? Şu emniyet şeridi olayı. Biz motorluyuz. Daha bizim de girmememiz lazım olabilir yasalarca. Yalnız şu arabayı görüyorsunuz. Arabanın yanından geçmek imkansız. Benden yol isteyen olsa ben hemen sağ kırarım. Geçer gider. Ufacık alet. Hayvan gibi şeyi oraya sokmayın. Benim de arabam var. Ben bir kere kullanmadım. Şu emniyet şeridini bir kere kullanmadım. Ben de araba kullanıyorum. Sizin benden ne fazlanız var kardeşim? Kullanmayın lan şu emniyet şeridini. Şimdi bu yollar trafik olmasa ben böyle aralardan gider miyim? Gitmem. Bak. Herkese bak kardeşim şimdi bak. Herkes tek. Tek, 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 tek. Şu arabanın içindeki bütün herkes tek. Ben de tekim. Ama bak benim aracımın kapladığı alana bak. Onların aracını kapladığı alana bak. Trafik neden oluyor? Bundan oluyor trafik işte. Herkes tek çıkıyor. Ya işe gidiyorsun, yakındaki bir arkadaşını al arabana. Beraber gidin, çok mu zor? Ben bunu da yaptım. Daha önce çalıştığım şirkette şirket aracını aldım arkadaşımdan. Herkesi teker teker topladım. Sabah erken kalkıyordum. Gece en geç ben eve gidiyordum ama 4 kişi birden aynı anda çıkıp aynı anda girmektense en mantıklısı tek bir arabada 4 kişi gitmek. Ya en mantıklısı bu. Hem bütçe açısından mantıklı. Ya düşünsenize bölüşseniz kaç paraya gelir? Paraya gelmez ya. Benzin masrafı yapmamış gibi bir şey olursunuz ay sonunda. Herkes bireysel takılıyor. Herkesin arabası var birader. Tamam, yolun ortasından bulduğunuz adamları çevirin de arabanızı alın da demiyoruz. Yapacağınız şey, çalıştığınız iş yerinde eğer arkadaşlarınız sizin oturduğunuz bölgede oturuyorsa onları da alın, masrafları da bölüşün. Zor bir şey değil, mantıklı. Ama bunu kim yapar? Kimse yapmaz ya. Yine boşu boşuna konuşuyor olur Evren. Telefonla konuşanlar mı dersin? Bak adam geliyor ya, geliyor. Adamın muhabbet koyu ha. Bak bak. Bak amcaya bak. Gördün mü? Adamın muhabbet koyu koyu. Ondan sonra servisim ben, insan taşıyorum ben. Öyle bir şey yok. Kullanma kardeşim telefonu. Ya da öyle kullanma. Araç kiti taktır. O bile tehlikeli ama ben arabamda araç kiti kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım yani. Ya da kulaklıkla konuş, ne bileyim. Tek kulağına tak, elin boş kalsın, ellerin boş kalsın yani. Onu da yapmıyorlar. Vallahi bizim milletimiz bir acayip ya. Çok trafik var deriz. Her birimiz arabalarda tek kişi otururuz. Emniyet şeridi kullanma deriz. Ama motor alsan da sen de mecburen kullanacaksın. Bunu bilmiyorsun. Sadece bilmiyorsun. Motor alırsan görürsün kardeşim. Kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Ben de diyordum, ben de emniyet şeridi kullanmam. Yalnız şu kasap şoförler yüzünden mecbur bırakılıyorsun. Ya şundan arabalarına girmeye kalksan niçin araya girdin?
E kardeşim, bunların arkasında dursan geliyor sana arkadan çarpıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyorsun. İki arada bir deredesin hep. Yani ben böyle kıyıdan kıyıdan gitmeyi seviyorum. Bazı arkadaşlar var, şu arabaların aralarından makas ata ata gitmeye çalışıyor. Ya kardeşim, kaporta sensin, yazık günah. Evliysen çoluğuna, çocuğuna, eşine yazık günah. Değilsen de annen, baban, kardeşin var, akrabaların var, onları üzeceksin. Sana bir şey olsa. Sağdan gidiyorum. Ya ben de binlik motor olsa da böyle gideceğim. Çünkü gerek yok abicim. Çok hızlı gitmeye de gerek yok. Ya motorla 10 dakika erken çık gideceğin yere. Her türlü gidiyorsun zaten. Araba gibi değil ki bu. Kaçta gidiyorum? 90'la. 90'la git işte. Binlik motorun var diye illa 200'le 300'le gitmek zorunda değilsin ki. Yavaş yavaş git gideceğin yere ya. Canından daha değerli olan ne var ki? Acele ediyorsun. Kaza yapsan bir ton dert. Ölmesen, sakat da kalmadın hadi. Motoru düşürdün, kırdın. O zaman ne yapacaksın? Ondan sonra yanacaksın. Diyeceksin, ulan keşke yapmasaydım, hızlı gitmeseydim. Ya şimdi ne kadar anlatsan da boş gelir insanlara ama. Öyle be kardeşim. Ben Hisar'dan gideyim ya. Anadolu Hisarı'na ineyim. Oradan düz giderim. Öyle yapayım öyle. Şu lastiklere hiç güvenemiyorum ya. Yolu değiştirmişler. Bu yol böyle değildi. Şuradan dönüş vermişler. Gerçi sadece dönüş vermişler. Burası da Göksu evleri. Burada bildiğim kadarıyla çok kaza oluyor şuradan girişlerde. Dikkatli olmakta fayda var. 6'da mıyız lan? Vay, 6'daymışız. Alalım 5'e. Şurayı biliyorum ama burada ışıktan dolayı bayağı sıkıntılı burası. Bir de EDS falan var burada. Biz sağdan kaçacağız. Sinyalimizi verelim. Kanlıca'ya gidelim. Şöyle gölgede bekleyelim. Gölge iyidir. Ya bu tarafa kimse dönmüyor lan. Neden? Acaba neden? Çok az bir yolum kaldı. XADV değil mi o ya? Vay anasını ya. Normalde arkadaşlar ben NC750 istiyordum. Hani alabilirsem onu alayım diyordum ama bu XADV var ya Honda'nın, beni benden aldı ya. Çok güzel bir alet ya. Sticker'ları falan da çıkartmış üstünden. Ya da öyle satılıyor bilmiyorum da. Mat gri 10 numaraymış. XADV Honda'nın yeni motoru. Otomatik scooter tarzı güzel bir alet. Normalde arkadaşlar Kavacık'tan çıksaydım eğer, ki yolu bilmiyorum, gelebilseydim şuradan inecektim. Göstereceğim şimdi size. Lan burada da kayar mı bu? Kayar. Deli gibi kayar hem de bunun lastikleri. Şuradan aşağı inecektim. Şuradan bağlanacaktım. Ama iyi ki de inmemişim. 2 dakikada geldik ya. Sıkıntı olmadı. Virajlarda niçin yatmadığımı, niçin dönemediğimi sorarsanız derim ki gidin bir tane test motor alın Bajaj'dan. Benim motorun aynısının test motoru var. Bir viraja girmeye kalkın. O zaman anlayacaksınız niçin virajlarda yavaş gittiğimi. Şimdi arkadaşlar buradan girdim. Motorun güzelliği. Kanlıca'dayız. Şimdi bir yere park edeceğim. Arkadaşı bekleyeceğim bakalım. Nereye park edeyim? Şöyle park edeyim ya. Oba. Evet, geldik. Arkadaşlar böyle yerlere geldiğiniz zaman disk kilidinizi takın. Özellikle alarmı disk kilidi alın. Ve de oturduğunuz yere yakın bir yere koyun motoru. Ondan sonra vay anam gitti motorum diye alarsınız ha. Takalım disk kilidimizi. Bu bir emniyet diyor tabi. Hırsıza kilit dayanmaz ama olsun abicim. Yine de takmakta fayda var. Tamamdır. Arkadaşlar lastiği almak için şimdi para çekecektim. Aklınızda bulunsun. Kanlıca'ya gelirseniz ve para ihtiyacınız olursa Garanti Bankası'nın ATM'si yok burada.
Şimdi Hisar'a gideceğim. Hisar'dan parayı çekip geri geleceğim. Niçin koymazlar? Bana da anlamış değilim. Gelen giden yok. Gaza geldi. Gaz. Şimdi dediğim gibi Hisar'a gidiyorum. Hani bilginiz olsun diye paylaşayım dedim. Kanlıca'ya gelirseniz Garanti ATM'si bulamazsınız. Hisar'dan çekmeniz gerekir. Bu da Dipnot. Oo, nasıl parlıyor asfalt. Ülkemin güzel asfaltı. Aletler var be. Oha. Buralarda vardır belki. Evet. Doğru yoldaymışım. Hemen sinyalimizi verelim. Bir de takalım. Arkadan gelen yok. Buradan gelen yok. Hop. Şöyle girelim. Oba. Evet. Şimdi paramızı çektik. Tekrardan Kanlıca'ya geri gidiyoruz. Çok uzak bir yer değil zaten. 1 kilometre var yok. Evet. İnelim. Burada bir pulsarlı kardeşimiz daha var. RV 1975. Ona da selam olsun izliyorsan. Çok sıcak. Kafam pişti kaskın içinde. Ama unutmayın arkadaşlar, ekipman hayat kurtarır. O yüzden çıkartmayalım üstümüzü başımızı. Şimdi şuralardan bir yerlerden ben çıkacağım yine. Teyze dönüyor ama. Bir dur. Dur. Yine geldik. Paramızı çektik bu sefer yalnız. Bakalım arkadaş gelsin de alalım lastikleri. Evet arkadaşlar, aldım lastikleri. Ön mü işlenmiş, arkası Rosso 2. Bakalım nasıl olacak. Böyle de koydum. Gerçi plakamız kapandı ama inşallah giderken sıkıntı olmayacak. Oba. Selam verdim arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben dönüyorum. Dediğim gibi lastikleri aldım. Ön Michelin, arkası Pirelli. Rosso 2, 2000 kilometredeymiş lastikler. Biraz daha düşükmüş herhalde. 1500 diyor ama 2000 var yani. Çok kötü değil lastikler. Hani ikinci el lastik alınır mı sorusuna cevabı kullanmaya başladığımda vereceğim. O zaman göreceğim bakalım gerçekten kullanılır mı, kullanılmaz mı? Ya en azından kendi üstündekilerden iyi olacağı kesin de. Bakalım takılınca göreceğiz. Bunun devamında yarın cumartesi günü gidip taktırıyorum lastikleri. Lastikler takılırken görüşürüz arkadaşlar. Alayım mı şöyle hocam? Yok alayım mı? Motor çekeceğim mi diye bakıyorum da. Ya sen boş bulduğun yeri girer misin? Eyvallah. Orijinal 130. Tamam 130 biliyorsun. Niye 140 takıyorsun? 140 vardı, 140 takıyorum hocam.
Abi faydası yok ki. Ya faydası önemli değil. Ben ikinci el aldım zaten bunu. Bundan daha iyi bu şey, naylon. Tamam naylon bunu biliyorsun. Yani. Ama zararı var biliyorsun. Yani. Viraj kaybı olacak. Bu vardı, bunu al. Abi sıfır Evet arkadaşlar, lastikleri taktırdım. Bundan sonra denemelerimi yapacağım. Hani ikinci el lastik alınır mı, alınmaz mı? Onun için de bir video daha gelecek. Birkaç gün test edeyim lastikleri. Bu arada izlediğiniz için de teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bana biraz destek olun ki daha iyi videolar gelebilsin. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.